teröre sahip çıkmak konusunda bugünkü açıklamasından sonra Sayın Başbakan'a şunu söylemek isteriz. Teröre sahip çıkan birini arıyorsa Oslo'ya baksın. Hakan Fidan oraya ben gönderdim. Meselesi olan bana gelsin diyen dönemin başbakanına baksın. İmralı muhabbetlerine baksın. Ha buradaki çadır mahkemelerine baksın. Bu ülkede gerek PKK'ya gerek DAEŞ, de gerekse FETÖ'ye sahip çıkan onları koruyan besleyen, lojistik ikmal sağlayan, eğiten, donatan AKP hükümetlerinin bizatihi kendisidir. Milletvekillerinin tutuklanması konusunda mesele ifadeye gitme noktası ise hukuk neyi emrediyorsa o yapılmalıdır. Ancak ifade vermedi diyerek farklı savcılıkların, Türkiye'nin farklı noktalarındaki savcıların eş zamanlı operasyon için düğmeye basması da Tutuklu milletvekilleri meselesinin hukuki değil siyasi olduğunun açık bir göstergesidir. Hatta iktidarca diğer muhalefet odaklarına da gözdağı ifadesidir. Burada şunu söylemek lazım. Eğer bu kişiler suç işlemişse ki buna karar verecek olan biz değiliz, bağımsız yargıçlardır. Dolmabahçe fotoğrafındakilerde Oslo'da masanın etrafında oturanlar da aynı suçu işlemişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi ya kürsü dokunulmazlığı dışında bütün dokunulmazlıkları reddetmiş bir partidir. Bu çerçevede milletvekili olmak yargılanmaya engel değildir. E, 6 milyon insandan oy almış bir siyasi partinin genel başkanını siz daha suçu sabitlenmeden, suçu kesinleşmeden, karara bağlanmadan bunun özgürlüğünü siyaset yapma hakkını elinden alırsanız sadece ve sadece PKK'nın değirmenine su taşımış olursunuz. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülmesi gereken adına barış süreci deyin, çözüm süreci deyin, Kürt sorunu meselesi deyin, terörle mücadele deyin, her ne derseniz deyin. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülmesi gereken bu mesele PKK terör örgütüyle masa başında çözülmeye kalkılmış. Oslo'da, Dolmabahçe'de, İmralı'da müzakereler yapılmış. Habura çadır mahkemeleri kurulmuş ve terör örgütüne adeta AKP eliyle meşruiyet sağlanmıştır. Sonra ne olmuştur da AKP rota değiştirerek böyle bir tabloya girmiştir. AKP 7 Haziran'da kaybettiği seçimleri Türkiye'nin dört bir yanında PKK marifetiyle, DAEŞ marifetiyle patlattığı bombalarla, Türkiye'de yaratılan kaos iklimiyle 1 Kasım'da yeniden kazandığı seçim zaferinin bir benzerini Türkiye'de kaos ortamı yaratarak, iç savaş ortamına zemin hazırlayarak Başkanlık hayalleri kuruyorsa bu günahtır, ayıptır, gaflettir ve ihanettir.